Merhabalar, değerli katılımcı arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Ayşe Odman Bostos'un hocamızla birlikte Anayasa Candır program serimizin ikincisinde yine aynı heyecanla yayınımıza başlıyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Burhan Bey. Herkese merhaba. Hocam, kitabınız o kadar ilgi gördü ki özelden birçok arkadaşım, özellikle çocukları olan ailelerden arkadaşlarım size kucak dolusu teşekkürlerini gönderiyor, aktarmak istiyorum. 8 yaşında bir çocuğa anayasa gibi sıkıcı bir konuyu inanılmaz ilginç bir yaklaşımla, anlatışla anlatmanızdan dolayı insanlar çok şaşkın. Ben de çok etkilendim. Okudukça özellikle hani vatandaşlara bu şekilde anlatabilsek aslında anayasayı Türk vatandaşlarının mutluluğu konusunda bir eşiği geçme fırsatı yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Tekrar ellerinize sağlık. Hocam, 6. baskı için ön sözünüzde şöyle bir şey yazmışsınız. Biz hep hukukçular biliriz ya, insan insanın kurdudur diye kullanılır. Siz insan insanın yurdudur demişsiniz. Bugüne kadar duyduğum en güzel cümlelerden biri hocam. Hem de bizim kültürümüze de, insancılığımıza da, ahlaki yapımıza da, düşünce sistemimize de çok uygun. İnsan insanın yurdudur. Bunu devamlı kullanalım. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Hocam, şimdi ilk programda mutluluğu arama hakkı konuşmuştuk. Türk vatandaşının mutluluğu arama hakkı. Arkadaşlarım da bana mesajlar geldi. Yani Türk insanının mutluluğu arama hakkı. Hani Amerikan Anayasası'nda bahsetmiştik, üç temel haktan biri olarak. Bizde nasıl olabilir diye. Ben de onlara dedim ki anayasanın giriş bölümünde Türk insanının mutluluğu arama hakkı zaten var. Yani tabii çok okuma alışkanlığı olmadığımız için belki gözden kaçmış olabilir. İzin verirseniz ben o bölümü paylaşmak istiyorum. Anayasanın giriş bölümünde şöyle yazıyor hocam. Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu. Hocam, Türk insanının anayasanın bu bölümündeki mutluluğu arama hakkı konusunda tamamlayıcı olarak bize neler söylersiniz? Aslında anayasamızda bizim vatandaşımızın huzurlu bir hayat talebine hakkı olduğu belirtiliyor. Yani hak ifadesiyle kullanılan ibare huzurlu bir hayat talebi. Ancak bizim milletimizin mutluluğu da yine başlangıçta yer alıyor. Bunlar yine bizim alışkın olduğumuz hukuki ifadelerden çok farklı, doğrudan yaşamamıza dokunan, yaşamamızı nasıl geçirmek isteyeceğimize dair ifadeler. Dolayısıyla aslında şaşırtıcı olan bizim sıkıcı zannettiğimiz anayasanın tam da girişinde varlık nedenini bu şekilde açıklaması. Burada önemli bir mesaj da var. Herkese mesaj var. Aslında anayasa diyor ki birebir her an sizin yaşamınızı etkileyen düzeni oluşturuyorum. Beni bilin. Çünkü ben anayasa olarak sizin bir arada birbirinize mutluluk vererek yaşamanızı sağlayacak düzeni kurguluyorum. Çünkü tek başına mutluluktan bahsetmiyoruz. Anayasa birlikte güzel yaşama hayalimizin ürünü. Birbirimizi çok mutlu da edebiliriz, mutsuz da edebiliriz. Ama anayasa ibreyi huzur, mutluluk, barış yönüne çevirmiş. Dolayısıyla böyle bir iddiası var ve sonrasında da bunun nasıl mümkün olabileceğine dair kurguyu ortaya koyuyor. Bunu yapmayabilirdi. Anayasa sadece devletin kurumları bunlardır, işleyiş bunlardır diyerek birebir varlık nedeni olan bireye, vatandaşa, insana seslenmeden eskilerin deyişiyle teşkilat-ı esasiye yani devletin ana kurgusunu düzenleyen temel metin olarak bu kurguyu ortaya koyabilirdi. Ama anayasa bağ kurmayı tercih ediyor. İşte bizim de bu mesajı
almamız büyük bir fark yaratacak. Ama öncelikle anayasada bunların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi siz de doğrudan anayasanın başlangıcından birebir alıntılayarak okudunuz. Peki birçok kişi de şaşırdı. Allah Allah, böyle miymiş gerçekten dedi ve onların bağ kurmalarına umarım böylece aracı olmuşuzdur. 2023 mutluluk raporuna baktım. 2023 mutluluk raporunda Türkiye 137 ülke içerisinde, dünyada değerlendirmeye alınan 137 ülke içinde 106. sırada. Yani ülkemiz çok mutsuz hocam. Yani küresel açıdan baktığınızda bu ülkenin insanı çok mutsuz. Sebeplerini, sonuçlarını bu programda konuşmaya gerek yok. Herkes tarafından biliniyor. Bir arkadaşım telefon açtı ilk programdan sonra, anayasaya neden mutlulukla girdin diye. Dedim ki bu topraklar içinde yaşayan insanların mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü inanılmaz mutsuz hale gelmiş bir toplumun sürdürülebilirliği söz konusu olamaz. Yani tarih bunu böyle gösteriyor. Ve o programda bahsettiğimiz o pozitif dil, romantik dil, hani insanları bir arada toplayıcı dile bir örnek olarak arkadaşıma bir cümle okudum. Daha doğrusu uzun bir cümlenin ortasını okudum. Onu paylaşmak istiyorum hocam. Bakın, o kadar az önce söylediğinizi doğrulamak bakımından, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve yurtta sulh, cihanda sulh arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu. Hocam, ifadelerin sıcaklığına, güzelliğine bakın. Yani anayasa Türk insanının mutluluğunun özü, temeli, onu elde etmesi için en güçlü şey elinde. Biz anayasayı böyle değerlendirmiyoruz. Anayasanın giriş bölümünün mantığı, az önce bahsettiğiniz biçimde bu topraklarda varlığını barış ve kardeşlik içinde sürdürerek yaşamanın özünü oluşturuyor. Dolayısıyla bize bu, hani başta bu romantik dil diyoruz ama aslında birlikte yaşamanın insancıl dili bu. Hem bu dil konusunda hem de isterseniz biraz daha anayasanın içine girelim başlangıç aşamasında. Bunun nasıl kurgulandığı konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? O kadar güzel bir yerini okudunuz ki aslında insanlar topluluğunu millet yapan sihirli dokunuşu da ifade etmiş oldunuz. Eğer biz öncelikle ortak duyguyu yakalayabilirsek ve birbirimize sevgi ve kardeşlik anlayışıyla bakabilirsek, öyle yaklaşabilirsek bunun yaratacağı akımla çok mutlu olabiliriz. Ama kendimizi bu şekilde hukuk devleti ögeleri ile kurgulanmış çağdaş bir milletin bireyi olarak göremezsek kendi dünyamızda, kendi yalnızlığımız içerisinde mutsuzluğa mahkum oluruz veya başkalarının mutsuzluğu üzerinden mutluluğumuzu inşa etmeye çalışırız. Yani kendimizin parçası olduğumuz, mensubu olduğumuz milletten ayrıştırarak belki kendi menfaatimizi en çoklaştırmaya çalışırken aslında biz de yine maalesef o mutsuzluk kuyusunun içine düşeriz. Aslında anayasa bize çok önemli toplumsal bir denklem de sunuyor. Yani bileşik kaplar esasını sunuyor. Biz sürekli havuzun altını delmekle uğraşırsak anayasamızın bize başlangıcında gösterdiği o sevgi ve kardeşlik anlayışından uzaklaşırsak o havuzun dolması ve bizim suyun üstünde kalarak yüzmemiz mümkün olmaz. Bu nedenle biraz evvel sizin yaptığınız sürdürülebilirlik vurgusu da son derece önemli. Yani bizim milletçe varlığımızı sürdürebilmemiz, kültürümüzü yaşayabilmemiz ve geliştirebilmemiz için aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak görmemiz, ancak vatandaşlık ortak paydasında buluşmamız ve tam da yine sizin alıntıladığınız üzere özgürlüklerimiz ve haklarımız konusunda mutlak saygılı olmamız gerekiyor. Aslında çok basit matematiksel bir formülden bahsediyor anayasa burada. Vatandaşlık bağını bilmek, korumak, saygı duymak, yüceltmek. Bunun dışındaki bütün farklılıkları da bu kapsayıcı çatının altında bir zenginlik olarak görmek. İsterseniz buradan sizin değindiğiniz
bu düzenin yapı taşlarına da geçebiliriz. Çünkü aslında şu anda millet olmaktan bahsettiğimizde bizim kurgumuz içerisinde bir üniter yani yekpare, tek parça halinde bir yapıdan bahsediyoruz. Misak-ı Milli ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda sınırları çizilen ve içerisinde ulus devlet olma ülküsünü taşıdığımız bir kurgudan bahsediyoruz. Bu bizim dört sütunumuzdan ilk ayak. Yani devleti milletiyle bölünmez bir bütün olmak, Türk milleti olmak. Bu bizim başımızı üzerindeki çatı altına sığındığımız bizi koruyan vatandaşlık bağını ifade ediyor. Tamamen bir hukuk kavramı, hukukla alakalı bir kavram. Ne etnik bir kavram ne de başka bir bağlantısı var. Hatta yine anayasamızın ilk cümlesinde atamızın tanımladığı milliyetçilik anlayışına sahip olan bir devletten bahsedilir. Bunu gönül rahatlığıyla benimsediğimiz anda ve vatandaş olmanın gücünü hissettiğimiz anda o üniter yapının bizi ne kadar güçlü kıldığını da fark ederiz. Ben burada tekrar sizi sözü vermek istiyorum. Dört sütundan ilkiyle bir giriş yapmış olduk. Çünkü anayasa bu romantik ifadeleri havada bırakmıyor. Çok sağlam bir yapının üzerine oturtuyor. Sırayla ilerleyebiliriz isterseniz. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi şunun farkında olmak lazım. Dünya bir yere doğru gidiyor. Yani dünya üzerinde artık çok kutuplu dünya diye konuşuyoruz ya. İşte Amerika, Çin, Japonya, Rusya. Dünya üzerinde popülist sağ idarecilerin sayısı ve güçleri artıyor. Dünya demokrasisini endişelendiren birçok şey yaşıyoruz. Ülkeler arasındaki ticari rekabet, özellikle yapay zeka alanında, dijital teknolojilerde bazılarının 3. Dünya Savaşı çoktan başladı dijital anlamda yorumlarına sebep olacak bir seviyeye gelmiş durumda. Dolayısıyla insanlığın dönüşüm çağında ulus devlet ile küresel işbirliği yapan bir takım kuruluşlar arasında da rekabet oluşmaya başlamış görünüyor. Şimdi biz tabii bir hesaba göre 22 milyon kilometre karelik bir Osmanlı İmparatorluğu 600 yılın sonunda, yani geçmişe göre mendil kadar bir toprak parçası üzerinde bahsettiğiniz Misak-ı Milli üzerinde cumhuriyetini kurmuş ve bunun için belki dünyadaki çok az ulusun ödediği bedeller ödemiş bir ataların devamıyız. Dolayısıyla bizim bu topraklar içerisinde barış ve kardeşlik içinde yaşamak dışında başka bir şansımız yok. Biz kendimizi koruyamazsak bizi kimse korumaz. Evlatlarımızın geleceğini biz düşünemezsek bunu başka kimse düşünmez. Sonuçta her koyun kendi bacağından asılacaksa bizim ülkemizde de aynı şey geçerli. Ve anayasanın giriş bölümünde bu bahsettiğimiz yapı bunu nasıl sağlayacağımızı bize anlatıyor. Yani burada bahsettiğiniz gibi bu romantik işte pozitif değil ama aynı zamanda güçlü bir devlet yapısı üzerine kurulmuş. Şimdi bu programda ve bundan sonraki programlarda anayasanın bu kurgusu üzerinde nasıl ve neler yapıldığını anlatacağız. Hocam, bu yapı, bu devleti ayakta tutacak, bu halkı, bu ulusu ayakta tutacak, bu anayasa yapısının bize kolonlarından bahseder misiniz? Tabii Burhan Bey, anayasamız özellikle yine atamızın çizdiği önemli bir yola da işaret ediyor. Hatta o veciz sözü birebir başlangıcını almıştır. Yurtta barış, dünyada barış. Bunu her anayasada görmüyoruz. Yani her ülkenin anayasasında bu belirtilmiyor. Bu bizim için o kadar açık bir yol ki. Bunu başarabilmek için de İşte anayasamızın o üzerine yerleştiği dört ana sütunu çok iyi bilmek ve bunlara tavizsiz sahip çıkmak zorundayız. Öncelikle pişmiş aşa su katılmaz. Dolayısıyla bizim bu dört sütunu karıştırıp kurcalamamız için hiçbir neden yok. Bu sütunlardan ilkini üniter yapı olarak belirttik. Yani 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin DNA'sı bu. DNA'sı bu şekilde. Ve biz bunun üzerine büyük bir cumhuriyet binası kurduk. Bunun hemen yanına biraz evvel sizin de belirttiğiniz üzere aslında birçok tehditle karşı karşıya kalan tüm dünya insanları için
koruyucu olacak başka bir sütunu koyuyoruz, laiklik. Şimdi laikliğin ne alakası var diyeceksin. Şöyle bir alakası var. Laiklik aslında insanlığı hurafelerden uzaklaştırıp gerçeğe yönlendiren, görmesini sağlayan ilkenin adıdır. Çünkü bu ilke sayesinde biz sorgulama özgürlüğüne de sahip oluruz. İnancımızı, ki o da yaşamamıza anlam katmaktadır, koruyup yaşayabilirken birbirimize inanç dayatmaktan veya bir takım kalıpları bize bilgi, bilim, kendisine göre yaşanılacak kurallar olarak dayatılmaktan kurtaran ilkedir. Yani laiklik çağdaş bir yaşamın yine olmazsa olmazıdır. Ve bu her zaman orta çağ gibi düşünülmesin. Çok teknolojinin gelişmiş olduğu alanlarda bile kandırılabiliriz. Yani bilim kisvesi altında da aslında bize hurafeler dayatılabilir. Hurafeye karşı bir koruma mekanizması olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla ikinci sütun laikliktir. Yani insanın kendi iradesine sahip çıkabilmesi, hayata meraklı gözlerle bakabilmesi, sorgulama hakkının olması, öğrenme olanağının olması ve bunun kadın erkek ayırmadan tüm insanlar için var olması anlamına gelir. İkinci sütunu da böyle koyduk. Bu iki sırtımızı yasladığımız ana sütunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Yani eğer buralar kurcalanmak isteniyorsa bu bizim inşa etmiş ve geliştirmiş olduğumuz cumhuriyetimize bir tehdittir. Şimdi hemen yönümüzü ileriye dönelim. Yani arkamızı üniter yapıya ve laikliğe yasladıktan sonra nereye bakıyoruz? Yine anayasamızda bunu görüyoruz. Özgürlükçü demokrasiden bahsediyor daha başlangıcında. Bakın sadece demokrasi de demiyor, özgürlükçü demokrasi diyor. Dolayısıyla bizim olan bir düzenden bahsediyoruz. Karar alma süreçleri içinde olduğumuz bir düzenden bahsediyoruz. Kapsayıcı, şeffaf, katılımcı, çoğulcu bir düzenden bahsediyoruz. İnsanın insanca yaşayabildiği bir düzenden bahsediyoruz. Bunlara kim karşı çıkabilir ki? Renklerimiz ne olursa olsun, hepimizin parmak izi gibi hepimiz birbirimizden farklıyız ama bu şekilde bir yaşam talebi hepimizin ortak talebi. Dolayısıyla gözümüzü hepimiz ortak bir yine ülkeye dikiyoruz. O da demokrasi ülkesi. Ve geliyorum dördüncü sütuna ki bu da işte bizim aramızdaki o sevgi, kardeşlik, gönül bağının sonucu olan sütun sosyal devlet ilkesi. Yaşadığımız en son felakette de gördük. Hiçbirimiz esirgemedik. Canımızı, malımızı, her şeyimizi paylaştık. O zaten o kadar doğallıkla bizim yapabildiğimiz, yaşadığımız bir şey ki. Ama tabii bu anayasada bir ilke olarak yer aldığında devletin rengi haline geliyor. Yani düşenin elinden tutmak, birlikte yarattığımız ortak kaynakları herkesin mutlu olmasına imkan verecek şekilde verimli kullanmak, herkesin kendini gerçekleştirebileceği olanakları yaratmak. İşte bunlar birbirini tamamlayan ve sizin söyleşimizin başında ortaya koymuş olduğunuz mutlu insan modelini yaratacak olan dört sütun. İşte buradan da açık bir şekilde görüyoruz ki anayasa, evet ben size mutlu olmanızı istiyorum, devletin amacı size mutluluğunuzu sağlamaktır deyip bırakmamış. Bunların adını koymuş ve bunların her birinin altını doldurmuş. Umarım sonraki söyleşilerimizde de teker teker bunların altını nasıl doldurduğunu konuşma fırsatımız olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Anayasanın üzerine kurulduğu dört ana kolonu bize çok açık olarak anlatmış oldunuz. Ben bunları tekrar edeceğim. Birincisi üniter yapı, ikincisi laiklik ilkesi, üçüncüsü özgürlükçü demokrasi ve dördüncüsü sosyal devlet. Hocam bir görseliniz var. O Evet. görseli paylaşarak programı o görsel üzerine bir konuşmayla kapatmanızı Çok memnun olurum. Değerli grafik sanatçısı Metin Özkan'ın kaleminden çıkan bir görsel ve sanırım sizinle benim ortak duygumuzu ve anayasanın ruhunu çok güzel ifade ediyor. Gördüğünüz gibi anayasa toprak ana gibi tüm millete kucak açmış ve
Aslında millet de anayasayı var ediyor. Çünkü anayasa bizim hayallerimizin ürünü. Birlikte güzel yaşama hayalimizin ürünü. Bir de hepimizi koruyan, kollayan ve bizi saran bir bulut var. O da anayasanın içinden çıkıyor. Sanırım tüm izleyicilerimiz o bulutun neyi simgelediğini tahmin edecektir. O da devletimiz. İşte biz anayasamızı, onun yarattığı ve bizi sarmalayan devleti böyle hayal ettiğimizde bu güzel evren içerisinde, bu kozmosta bütün hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi görmeye başlayabiliriz. Yani bunu önce gönül gözümüzle görmeliyiz, hayal gücümüzü çalıştırmaya başlamalıyız. İşte o zaman imkansız bir şey diye bir şey olmadığını da fark edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok fazla zaman sınırımızı aşmak istemiyoruz. Aslında tabii konuşacağımız çok şey var. Bu görselle bir sonraki programı birlikte devam edelim. Çünkü bunun içini artık açmaya başlayacağız yavaş yavaş. Altıncı baskınızın ön sözü ve az önce söylediğiniz şeyi ben bir araya getirmek istiyorum. Son cümle olarak anayasa dediğimiz şey insan insanın yurdudur mantığıyla baktığımızda gönül gözüyle görmemiz gereken bir bütünlük arz ediyor. Bu görsel o gönül gözünün içinde olması gerekenleri bize gösteriyor. Bir sonraki programda bu görselin ayrıntıları üzerinde ve anayasanın o dörtlü kolonun birincisi olan üniter yapı üzerinde birlikte konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim.